Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli olan yaprak sarması tarifim ile geldim. Şöyle göstermek istiyorum. İnanın, yiyen herkesin lezzetine hayran kaldığı bir tarif. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 500 gram yaprak, 2,5 su bardağı pirinç, 400 gram yarım yağlı kıyma, 1 adet orta büyüklükte soğan, 2 adet orta büyüklükte domates, 2 adet çarliston biber, 1 adet kapya biber, 5 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı reyhan, 1 su bardağı sıvı yağ, baharat olarak da pul biber, isot, karabiber, nane ve tuzumuz var arkadaşlar. Önceden yıkamış olduğum pirincimin üzerine domateslerimi, biberlerimi ilave ediyorum. Yarım demet maydanoz. Beş diş sarımsak. Bir yemek kaşığı da reyhan. Reyhan gerçekten sarmamızın içerisine çok güzel yakışıyor. 1,5 yemek kaşığı da domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçamız var. Soğanlarımızı da ilave ediyorum. Baharatlar da arkadaşlar, ben bir tatlı kaşığı kullandım. Siz isterseniz damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Sıvı yağımı da ilave ettim. Güzelce harmanlayalım. Harmanladıktan sonra onu kenara alalım. Tenceremin içerisine ben yapraklarımı diziyorum. Yapraklarımı ben yarım saat soğuk suda beklettim. Suyunu döktükten sonra da güzelce yıkadım. Salamura olduğu için tuzlu olabilir. İki adet de orta büyüklükteki patateslerimi halka şeklinde doğradım. Yapraklarımın üzerine güzelce yerleştirdim. Sizin yapraklarınız tuzluysa mutlaka bu püf noktayı deneyin. İnan ki çok faydasını görürsünüz. Yaprakların tuzunu alıyor. Şimdi sarma işlemine geçelim. Yaprağımın içerisine aldığım bir miktar pirincimi yaprağımın iki kenarından kapattım. Bu şekilde şekil veriyorum. Yırtık olan kenarlarını birleştirelim. Ortasına bir miktar pirincimizi alalım. İki tarafından içe doğru yaprağımızı yerleştirelim. Öne doğru saralım. Gördüğünüz gibi. Sarma işlemime devam ediyorum. Ben genelde böyle elimle yapıyorum. Tezgahta ya da masada yapamıyorum. Bu şekilde daha çok pratik oluyor diye böyle göstermek istedim. Belki de el alışkanlığı. Bu şekilde tüm sarmalarımı bitirdim. Kesmiş olduğum limon dilimlerini sarmamın üzerine alıyorum. Şimdi ocağıma aldım. Üzerine 3 su bardağı sıcak suyumu ilave ettim. Sarmam ocakta pişmeye dursun. Biz sosunu hazırlamaya geçelim. Tavanın içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Bir yemek kaşığı domates salçası, nane ve pul biber ilave ettim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuralım. Kavurduktan sonra da bir su bardağı sıcak suyumu sosuma ilave ettim. Güzelce karıştırdım ki salçamız topak topak olmasın. Şu an gayet güzel oldu.
Sarmamızın her tarafına gelecek şekilde sosumuzdan dökelim. Üzerine tabağımı ben ilave ediyorum. Bu şekilde kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Sarmalarım pişti. Servise hazırladım. Lütfen siz sarmalarınızı pişirirken gözetim altında tutun. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten efsane bir sarma oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu açık tutalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.